İncelet.com'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 26 Şubat 2018 Pazartesi. Mobil Dünya Kongresi 18 için üşenmedik. Sizler için Barcelona'ya kadar geldik ve kimler neler yapmış yerinde incelemeye başladık. Hemen arkamızda Samsung'un müthiş standı var arkadaşlar. Dün de zaten bir lansman yapmıştı. Lansmanda da yeni amiral gemisi S9 ve S9 Plus modellerini tanıtmıştı. Biz de şimdi cihazlara yakından bakmak için Samsung'un standına geldik. Hadi sizi daha fazla bekletmeyelim ve incelememize başlayalım. Beni takip edin arkadaşlar. İncelet.com'dan herkese merhaba arkadaşlar. Mobil Dünya Kongresi 2018 yılında Barcelona'dayız ve cihazları incelemeye devam ediyoruz. Samsung standındayız. Harika bir stand yapmış Samsung. Dün zaten akşam lansmanı vardı. Biz ona yetişemedik çeşitli planlarımızdan ötürü ama bugün Samsung standında cihazları inceliyoruz arkadaşlar. Samsung'un iki popüler cihazı oldu artık bu burada tanıtılarak. Bir tanesi Samsung'un S9'u, bir tanesi de S9 Plus'ı. Arada ekran boyutu gibi farklar var bildiğiniz gibi arkadaşlar ama onun haricinde de farklar bulunuyor. İki amiral gemisini Samsung Barcelona'da tanıtmış oldu. Şimdi elimizde Samsung S9 var. Hemen incelemesine başlıyoruz arkadaşlar. Bir kere bunu tanıtırken hemen size teknik bilgilerini de vereyim, soruyorlar çünkü. Arkadaşlar 3000 mAh bataryayla geliyor bu cihaz. 4 GB RAM'i var, 64 GB dahili hafızası var ve Samsung bunu 400 GB'a kadar arttırabileceğinizi söylüyor arkadaşlar. 12 megapiksel bir ana kamera bulunuyor arka tarafta ve 8 megapiksellik bir ön kamerası da bulunuyor. F1.7 diyafram açıklığına sahip, arka kamera ise F1.5 ile F2.4 diyafram açıklığına sahip arkadaşlar. Ele çok rahat oturan, oldukça hafif bir cihaz. Tabii ki Samsung'un son yıllarda yaptığı kablosuz şarj özelliğini de kullanıyor bu cihaz. Çok güzel bir rengi var. Bu bir mavinin bir tonu ama hangi tonu doğrusu söylemek gerekirse ben de bilmiyorum ama muhteşem duruyor, onu söyleyebilirim size. Elinize aldığınızda harika bir hissiyatı var cihazın arkadaşlar. Hemen cihazın detaylarına şöyle bir bakalım. Cihazın arkasında bir tane ana kamera bulunuyor. 12 megapiksel olduğunu söylemiştik ve hemen altında da parmak izi okuma sensörü bulunuyor arkadaşlar. Çok güzel konumlandırılmış, parmağınızla rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Cihazın bu yüzünde ise açma kapama tuşu ya da güç tuşu dediğimiz tuş bulunuyor. Bu yüzde başka da bir şey bulunmuyor arkadaşlar. Hemen geliyoruz diğer tarafa. Ses açma ve kapama tuşları bulunuyor. Aynı zamanda da burada Bixby kontrol ettiğiniz bir tuşu bulunuyor arkadaşlar. Cihazın üst tarafında microSD kartınızı ve SIM kartınızı taktığınız slot bulunuyor. Hemen altında da arkadaşlar stereo hoparlörü sağladığı, tabii bu alttaki hoparlörü bir de buradan ses veriyor size. Bir hoparlör ızgarası, bir küçük mikrofon deliği ve 3,5 mm jack girişi bulunuyor arkadaşlar. İyi bir kulaklığınız varsa rahatlıkla kullanabilirsiniz bu cihazla beraber. Aynı zamanda da USB Type-C destekliyor ve hızlı şarj olabilen bir cihaz arkadaşlar. Çok güzel özellikleri var, onlara da değineceğiz. Hemen kamera performansıyla başlayalım. Biliyorsunuz Apple'ın emoji desteğinin ardından artık Snapchat, Instagram bu desteği vermeye başladıktan sonra Samsung da bu işe girdi ve AR emoji dedikleri, yani AR emoji diye geçtikleri bir şeyi kullanmaya başladılar. Bakın buradan çeşitli karakterler seçebiliyorum ve bu karakterleri sanki ben konuşuyormuşum gibi orada izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan değişik tipte canınızın istediği herhangi bir karakteri seçebiliyorsunuz ve artık onu siz konuşturuyor oluyorsunuz arkadaşlar. Görebiliyorsunuzdur muhtemelen. Bakın ağız hareketlerimi yapıyor. Acaba göz kırpma hareketimi de yapıyor. Burnuma elimi götürüyorum. Bununla ilgili bir şey yapmıyor. Yani elinize bir tepki vermiyor ama yüzünüze bir tepki veriyor. Mesela benim gibi saçınız yoksa buradaki saçlı modellerden bir tanesini seçip eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz. Yanı sıra da tabii ki böyle hayvan modelleri de bulunuyor arkadaşlar. Çeşitli işte tavşan, Mickey Mouse, ne bileyim ben, neyse bu artık böyle de bir karakter var. Bunun gibi bir sürü karakterle de sevdiklerinize güzel mesajlar gönderebilirsiniz. Eğlenceli mesajlar, içerikler oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Hemen çekilmiş fotoğraflara şöyle bir bakalım. Bizden önce inceleyen kişi
Hani biz de tanımıyoruz kim olduğunu. Standa resmini koymuş ve gitmiş. Burada su pahalı arkadaşlar. 1.79 Euro'dan başlıyor. Hani fotoğrafı çekilecek nesnedir yani. Euro'nun 4.67 civarında olduğunu düşünürseniz kesinlikle fotoğrafı çekilecek bir şeydir. Bakın böyle güzel, hareketli, aksiyonlu şeyler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Oldukça eğlenceli. Sevdiğiniz kişilere bunları gönderebilirsiniz. Tam aksine kızdığınız kişilere de bir şeyler gönderebilirsiniz. Bir de kamera performansını biz deneyelim bakalım neler çıkıyor ortaya arkadaşlar. Kamerayı açıyoruz. Selfie moduna geliyoruz ve incelet.com olarak biz de bir imzamızı şöyle bırakalım istiyoruz. Bakalım nasıl çıktık. Oldukça güzel çıkmadı mı? Hey, bunlar ne? Bak bak, epeydir iOS kullandığım için burada sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar, belli. Evet, hani kelime kadar görebiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Şimdi dönelim. Bir başka şeye, kameranın asıl ana kameraya dönelim. Bakalım asıl ana kamerada neleri göreceğiz. Bir de şöyle bir fotoğraf alalım. Tamam. Şimdi çektiğimiz fotoğraflara birlikte bakalım. Bu yan aldığımız fotoğrafta arkadaşlar. Şöyle netliğini görün. Tabii ortam ışığını falan değerlendirdiğinizde ne kadar net olduğunu kendiniz karar verebiliyor olursunuz arkadaşlar. Oldukça da küçük bir cihaz. Elimize de çok rahat oturuyor. Hemen diğer çektiğimiz fotoğraflara bakalım. Buradaki çalışan arkadaşı da manken olarak kullanmış olduk ama artık herhalde sorun olmayacaktır diye düşünüyoruz. Arkadaşlar S9'u inceledik. S9 Plus'ı da inceledik. Ama bunları kıyaslamadık. Hadi şöyle bir bakalım. İki tane aynı renk S9'ları aldık. Bu küçük S9. Bu da abi S9 Plus. Arkadaşlar temelde aynı renkleri kullanmış, aynı dizilimle gelen bir cihaz. Ama arada bir boyut farkı var. Ne kadar var? Şöyle bir bakın. Hani herkesin parmağı kendine tabii de benim herhalde bir serçe parmağımın yanı kadar bir alanı fark ediyor gibi. Üst üste koyduğumuzda durum ne? Ona da bakalım. Şöyle yatay koyayım. Gördüğünüz gibi yine bir serçe parmaktan biraz daha az bir fark var arkadaşlar. Şöyle tutarsam görebilirsiniz muhtemelen. Yani çok ciddi farklar yok. Elinize aldığınızda aman bu çok ağır ooo falan değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ki 3500 mAh bataryayla geliyor Samsung S9 Plus. Bu arkadaş da 3000 mAh bataryayla geliyor ama aralarında devasa farklar yok. İkisi de elle çok rahat taşınabilecek, kullanılabilecek cihazlardan. Ekran performanslarına gelecek olursak arkadaşlar kesinlikle ikisi de oldukça başarılı, hızlı tepki veriyor. Hani şu an tabii cihazlar yeni. Genelde Samsung'un eleştirildiği nokta 2 yıla yaklaştığında bir yazılım güncellemesiyle cihazı felç ediyorlar. Acaba bunlar da öyle olacak mı bilmiyoruz ama 2 yıl boyunca rahat edeceğiniz kesin arkadaşlar. Aradaki farklar da bunlardı. Bir başka videoda görüşmek için bizler çalışmalarımıza devam edeceğiz. Eğer incelet.com'un videolarını beğeniyorsanız bize destek vermek için, videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız, aşağıya da yorumlarınızı yazarsanız çok memnun oluruz. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.